Haberin merkezine, Show Ana Haber'e hoş geldiniz sayın seyirciler. Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararda açıklamasının ardından gözler Cumhurbaşkanı'nın değerlendirmesine çevrildi ama Erdoğan o başlığa hiç girmedi. İftarda mesajlarını eğitim üzerinden verdi. Bugünse bir kez daha 82 milyon bir bütünüz vurgusu yaptı. Her adımı baltalamaya çalışan ideolojik saplantılarının esiri bir yıkım ekibi bulunuyor. Elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görülmüş. YSK'nın gerekçeli karar açıklamasından dakikalar sonra kürsüdeydi. Gündemin o sıcak başlığına hiç girmedi. Mesajlarını eğitimde reform üzerinden verdi. Bunun adı birilerinin iddia ettiği gibi eğitimi yap boz tahtasına dönüştürmek değil. Yalan yanlış bilgilerle milletimizin aklını bulandırmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Beştepe'de eğitimcilerle iftarda buluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Reform çalışmalarımızın sabote edilmesine izin vermeyeceğiz dedi. Sözü eğitimde şiddete getirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak öğretmenlerimize yönelik şiddeti asla tasvip etmediğimi burada altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bu konuda en küçük bir müsamahamız yoktur. Olamaz. Bizim kültürümüzde öğretmene el kalkmaz, öğretmenin eli öpülür, eli. Ve bugün İstanbul seçimi yine yoktu Erdoğan'ın gündeminde. Türkiye 82 milyon vatandaşıyla bir bütündür. Bunun için aramızdaki farklılıkları asla husumete dönüştürmemeliyiz. Rekabet daha iyiye ve güzele ulaşmak için yapılırsa iyidir. Ama iş karşı tarafı yok etmeye dönerse felakettir. Ekonomiyi önceliğini aldı, birlik beraberlik çağrısını bu sözlerle yaptı. Çalışma hayatının taraflarına ATO'nun çalışma meclisi toplantısından seslendi. Eğer bir fabrikada patronla işçiler aynı iftar sofrasında buluşuyor, mezarlıkta aynı sırada yatıyorlarsa ahlaken orada sınıf ayrımı olmaz, olamaz. Asıl mesele hayatı paraya göre tasnif etmemektir. Her ne iş yapıyorsan onun en iyisini yapabilme iradesine sahip olmaktır. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminin yenilenmesi kararını alan Yüksek Seçim Kurulu bu kararının gerekçesini de açıkladı. 7 üye 31 Mart'taki seçim sonuçlarının güvenilir olmadığını vurgularken karşı oy kullanan 4 üye ise seçmen iradesi yok sayıldı görüşünde birleşti. Toplantı sonucunda kararlarını verdi. 6 Mayıs'ta alınmıştı İstanbul'da seçimin yenilenmesi kararı. 16 gün süren bekleyiş sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu o kararının gerekçesini açıkladı. Günlerdir süren tartışmaların ardından Yüksek Seçim Kurulu İstanbul'da seçimler yenilensin kararının gerekçesini açıkladı. O gerekçeli karar tam 250 sayfadan oluşuyor. Toplam 212 bin oy kullanılan 754 sandıkta kurul başkanlarının kamu görevlisi olmadığına işaret edildi gerekçeli kararda. Yaptıkları seçim iş ve işlemlerine itibar edilemez denildi. İmzalarımızda sayacağız. 108 sandıkta sayım döküm cetvelinin hiç bulunmaması ya da imzasız olmasıyla İstanbul genelinde 706 kısıtlı seçmenin oy kullanması da iptal kararının diğer nedenleri oldu. Gerekçede seçimin güvenilirliği ciddi biçimde zedelenmiştir saptamasına yer verildi. İstanbul'da şüpheli oy sayısının 300 binden fazla olduğuna işaret edilen kararda bunun iki adayın arasındaki oy farkının yaklaşık 20 katı olduğu vurgulandı. Oy çalınması, hırsızlık, yolsuzluk gibi ifadelere ise yer verilmedi. 11 üyeli YSK iptal kararını 4'e karşı 7 üyenin oyuyla almıştı. 7 üyenin kaleme aldığı gerekçe metnine 4 üyenin muhalefet şerhleri eklendi. Bu
Muhalif oy kullananlar arasında yer alan YSK Başkanı Sadi Güven, neticeye tesir eden seçimin iptalini gerektirecek tespit yok ifadesini kullandı şerh yazısında. Cengiz Topaktaş'ta 16 Nisan anayasa referandumunda mühürsüz pusulaların YSK kararıyla kabul edildiğini hatırlattı, seçimin iptaliyle seçmenin iradesi yok sayılmıştır dedi. Yüksek Seçim Kurulu gerekçeli kararını internet sitesi üzerinden duyurdu. Hemen ardından da siyaset dünyasından farklı sesler yükseldi. Oylar çalındı iddiasının gerekçeli karara yansımaması AK Parti ile CHP arasında yeni bir polemiğin konusu oldu. İşiniz düzgün yapmayacaksınız. Bu tepazeliği İstanbul'a yaşatacaksınız. Ondan sonra da ey YSK'daki o bir avuç insan, demokrasiyi katleden insanlar, zihinlerimizi niye netleştirmiyorsunuz? Niye mide bulandırıyorsunuz? YSK İstanbul'da seçim iptalinin gerekçesini açıkladı, taraflar değerlendirmelerini peş peşe sıraladı. Gerçek mağdur benim. Bu mağduriyete sebep olanları sunuyor. Bu karar aslında 6 Mayıs'taki facia kadar önemlidir. Ama bir o kadar da yok hükmündedir, önemsizdir. Gerekçeli kararda oylar çalındı ifadesi yer almasa da polemik konusu oldu. Çaldılar dediğiniz zaman kıyamet koparıyorlar. Çıkın deyin, çalmadın diyemezler. Çıkacaklar, başta ben olmak üzere 16 milyon insandan kocaman bir özür dileyecekler. Gerekçeli kararda zaten böyle oylar çalındı diye bir tarafın söylemini yazacak halleri yok. Biz bunun halk diliyle söylüyoruz. Ben onu siyaseten söyledim. Hukuken söylemedim demek ne demek? Bir takım aklı evveler diyorlar ki çalmayı söylemedi. Hukuk diliyle söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli kararı yazılı açıklamayla değerlendirdi. YSK şaibeleri teyit etmiş, sandık yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştır. Kararı tartışmasız şekilde doğru ve isabetlidir ifadesini kullandı. CHP sözcüsü ise YSK ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yüklendi. Bu karar demokrasinin yüz karasıdır. Faili de maalesef saraydır. Tunceli'de belediye tabelalarının Dersim adıyla değiştirilmesi kararına Devlet Bahçeli'den çok sert tepki geldi. MHP lideri belediye meclisi kararını meydan okuma olarak nitelendirdi. Gereği yapılmalıdır dedi. Ne diyelim, varsın Tunceli'de Dersim olsun kepazeliğine sessiz mi kalalım? Dediğini yaptı, sessiz kalmadı. Türkiye'de resmi olarak Dersim ismiyle anılan bir vilayet yoktur, olmayacaktır sözleriyle Tunceli Belediye Başkanı'na net mesaj verdi. Herkes kabul etse Milliyetçi Hareket Partisi kabul edemez. Tunceli Belediye Meclisi, belediye tabelalarındaki Tunceli isminin Dersim olarak değiştirilmesi kararını aldı. Tepkiler peş peşe yükseldi. En sert çıkışa da Devlet Bahçeli imza attı. KKP'den Tunceli Belediye Başkanı olan şahsın Dersim dayatmasına hoşgörü gösteremeyiz. Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun kararını yangına körükle gitmek olarak yorumladı MHP lideri. Karar yok hükmündedir, gereği yapılmalıdır diye de ekledi. Kimse aldığı oya güvenmemelidir sözleriyle de Maçoğlu'nu açık açık uyardı. Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına, gölge düşürme izansızlığına duyarsız kalamayız. Esenler Belediye Başkanı'nın Trabzonlu İmamoğlu'nu hedef alan göndermesi tartışmaların odağına yerleşmişken o tartışma meclise de taşındı. İyi Parti ve AK Parti grubu arasındaki atışmaya CHP ve MHP de dahil olunca genel kurulda sinirler yine gerildi. Bir Yunanlı İstanbul'u fethetti diye başlıklar atılıyor Yunanistan'da. Bu haber sitesinin hiçbir anlamı yok. Deli saçması. Turizmi görüşüyorlardı, Trabzon tartışmasıyla gerildiler. Esenler Belediye Başkanı'nın Ekrem İmamoğlu üzerinden yaptığı Yunan göndermesi mecliste bir kez daha tartışmaların fitilini ateşledi. Bütün Trabzonluları Yunan olmakla suçlayacak anlamda sözler sarf ediyor.
Trabzonlular bu konuyla ilgili cevabını verdi ve Tevfik Göksu Bey'e adamsın adam dedi. İyi Partili Hayrettin Nuhoğlu'nun sözleriyle başladı yine tartışma. CHP ve MHP grupları da katılınca tansiyon iyiden iyiye yükseldi. Ekrem İmamoğlu nerede diyor? Ne gerek var? Arkadaşlar ya bu arkadaş Yunanlı mı? Hayır. Nerede diyor? Trabzon mu? Gerçek balçıkla sıvanmaz. İlk tepki Yunan basınına gösterilseydi bu tartışmaları da hiç yapmamış olur idik. Oturumu yöneten HDP'li Mithat Sancar çareyi birleşime ara vermekte buldu. Ama gerilimi düşürmeye bu da yetmedi. Niye bunu bu kadar savunuyorsunuz ya? Bunu yalanlasana diyor. Bunu yalanlasana diyor. O hesabı sana yutturlar. Buradaki arkadaşlar da yaptı odur. Birleşime 10 dakika ara veriyorum. Yeni askerlik sistemi kanun teklifi meclise sunuldu. Vatani görevini yapmakta olan askerlere de bayram öncesi erken terhis müjdesi geldi. 6 ay daha askerlik yapmak isteyenlere ise maaş ödenecek. İşte detaylar. Askerlik 6 aya düşürülecek. Bu süreyi dolduranlar kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren terhis olma imkanına kavuşabilecekler. Tam da yeni askerlik sistemi meclise sunulurken halen silah altında bulunan askerlere de bayram müjdesi geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, 6 ayı geride bırakan askerlere erken terhis imkanı sağlanacağını açıkladı. Yeni sistemin bayramdan önce meclisten geçmesi ve yasalaşması bekleniyor. Silah altında 6. ayını dolduranlar terhis olmak yerine askerliğe 6 ay daha devam edip maaş almayı da tercih edebilecek. Asgari ücretten az olmamak üzere bir ücret ödemesi yapılacak. Yeni sistemde bedelli askerlik kalıcı hale geliyor. Bir aylık temel eğitimin ardından dileyen yükümlüler bedelli askerlik statüsüne geçip terhis olabilecek. Ödenecek tutar 31 bin lira olarak belirlendi. Ama bu tutar her yıl yeniden belirlenecek. Normal askerlik süresi ise 6 ay olacak. Bu süreyi 12 aya çıkarmak isteyenlere maaş ödenecek. Yedek assubaylık uygulaması ilk kez hayata geçirilecek. Meslek gruplarına da özel düzenlemeler yapılacak. Ne sevenim var, ne soran var. Çocukken yanlışlıkla orucunu nasıl bozdu? Yedim. Dediler ne yapıyorsun? Çıkarttım hemen. Samsun'un yağlı pidesi nasıl yapılırdı? O yağlı harika bir lezzet olurdu. Orhan Gencebay'la Ramazan sohbeti az sonra Show Haber'de. Adana'da şarkıcılık yapan Sevda Acar bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Ailesi cenazesini alıp gasilhaneye götürmüştü ki korkunç gerçek ortaya çıktı. Hastane bir skandala imza atıp onlara başka birinin cenazesini vermişti. Vallahi karıştırmışlar. Baktık ki başka bir yaşlı teyzeye getirmişler. Ses sanatçısının cenazesi karıştı. Yanlışlık gasilhanede fark edildi. Hata yapmışlar işte. Biz de düzeltmeye geldik açıkçası. Sanatçı Sevda Acar önceki gün Adana'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Cenazesini alan ailesi korkunç gerçeği yıkama işlemleri için gittikleri gasilhanede fark etti. Nerede fark ettiniz? Cenazeyi işte defnedecektik yıkamak için. O arada baktık ki başka bir yaşlı teyzeye getirmişler. Şok geçiren aile hızla hastaneye döndü. Cenazeler karşılıklı olarak değiştirildi. Talihsiz kadın ancak saatler sonra toprağa verilebildi. Allah! 13-14 yaşlarında bir kaportacı çırağı işe gitmek için minibüse bindi, bir koltuğa oturdu. Buraya kadar her şey normal ama sonra ne oldu biliyor musunuz? Vicdansız bir adam geldi, üstün başın kirli deyip onu koltuktan kaldırdı, yere oturttu. O vicdansızlığın, utanmazlığın, insanlıktan çıkma halinin haberi var sırada. Henüz 13-14 yaşında otosanayideki işine gidiyordu. Minibüse bindi, koltuğa oturdu. Ama bir vicdansız geldi, o koltuğu bile çok gördü ona. Üstün başın kirli, kalk dedi. O da kalktı, yere oturdu.
Başka birisi müdahale etmiş. Ben hiç yolcuya müdahale etmedim. Yolcu istediği yere yapabilir. Hayatın ne kadar acımasız olduğunu çocuk yaşta ağır bir işte çalışarak öğrenmişti. Ama insanların ne kadar acımasız olduğunu da o minibüste gördü. Sanayide indi. İnerken zaten uyumuştu, ben uyandırdım. Görüntülerin adresi Mersin Erdemli. O küçük kaportacı çırağının üstü başı kir yağ içindeydi. İşe gitmek için minibüse bindi. Kapıda bir adam belirdi. Küçük çocuğu üzeri kirli diye oturduğu yerden kaldırdı. Kötülüğün, acımasızlığın resmini çizdi. Görüntüleri çeken kişi neden o adama müdahale etmedi bilinmiyor. Ama görüntüyü sosyal medyada sessiz kalma başlığıyla paylaştı. İzleyenler minibüs şoförünü suçladı ama onun olaydan haberi bile yoktu. Biz zaten dikkatimizi aracın içine değil de yola veririz. Yolcunun parası varmış veya yokmuş diye düşünmeyiz. Mevlana diyor ya, nice insanlar gördüm üzerinde elbise yok, nice elbiseler gördüm içinde insan yok. Tam böyle bir durum. Elbisenin kirini yıkarsın geçer ama vicdanın, kalbin kiri geçmez hakikaten. Genç bir kadın akrobat Antalya'daki sirkte nefes kesen şovlar yapıyordu. Son provada işler ters gitti. 12 metreden yere çakılan kadın hayatını kaybetti. Kadın akrobat prova için çıktı. O yerden 12 metre yükseklikten yere çakıldı. Gözlerini bir daha açamadı. Angelique Suarez, 37 yaşında Kolombiyalı bir akrobat. Sirkiyle birlikte dünyayı geziyor, nefes kesen gösteriler sergiliyordu. Son durağı Antalya Belek'te bir eğlence merkezinin bahçesindeki bu sirk çadırıydı. Dün prova için iki arkadaşıyla sahneye çıktı. Ama ne oldu, nasıl olduysa o da arkadaşları da 12 metre yükseklikten yere çakıldı. Ağır yaralanan 3 akrobat hızla hastaneye kaldırıldı. Ama Angelique Suarez kurtarılamadı, öldü. Cenazesi ülkesine gönderildi. Diğer iki akrobat hastanede tedavi altında. Olayla ilgili başlatılan soruşturma da sürüyor. Geçici öfkelerle kalıcı hasarlar veriyoruz. Kendimize de, etrafımıza da. İşte bir örnek daha. ATM'ye kartını kaptırdı. Parasını çekemeyince bir anda kendini kaybetti. Makineye hakaretler yağdırdı, bağırıp çağırdı. Sonra dayanamadı, vurmaya başladı. Helal, kafa. Aha! Aa, söktü! Aa! Kartını kaptırınca bütün sinirini makineden çıkardı. Yetmedi, karşısındaki sanki canlıymış gibi el kol işaretleri yapıp küfürler yağdırdı. Gazi spot başında sıradan bir gün. ATM döven adam. Oğlum kapatsana oğlum. Gazi Osman Paşa Meydanı'ndaki ATM'ye kartını kaptırıp parasını çekemeyen adam öfkeden deliye döndü. O anlarda hemen yandaki çay ocağında oturan gençler cep telefonu kamerasıyla kayda girdi. Aha! Aa, söktü! Aa! Öylesine sinirlenmişti ki kimseye aldırmadan makineye saldırdı. Benim paramla bana. Gazi spot başında sıradan bir gün. ATM döven adam. ATM döven adam kim bilinmiyor. Ama öfkesi sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı. Sivil trafik polisleri yasa dışı yolcu taşıyan bir Uber aracını durdurdu ama hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Ekmek teknemi vermem diyen şoför aracın üstüne çıktı, polislere zor anlar yaşattı. Ekmek teknemi vermem dedi, aracının üstüne çıktı. Ceza kesip aracını bağlamak isteyen polislere zor anlar yaşattı. Atlan aşağıya kendini. Gözüm karardı, ekmek teknemin elimden gitmesine müsaade etmek istemedim. Uber şoförü 29 yaşındaki Ali İzol'a uygulama üzerinden yolcu isteği geldi. Uber sürücüsü yolcularını almak için Beylikdüzü'ndeki adrese gitti. Yolcularını aldı ve hareket etmeye başladı. İşte o hareket ettikten kısa bir süre sonra sivil trafik polisleri onun önünü kesti.
aracın bağlanacağını söylediler bana. Ben de aracımın kredisinin olduğunu, borcum olduğunu, aracımın sigortasını yaptırmak için parayı kardeşimden temin ettiğimi söyledim. Polis ekipleri Uber sürücüsü Ali İzole ceza yazmakta ve aracını bağlamakta kararlıydı. Ancak İzole aracının gitmesini istemiyordu. İşte bu nedenle polis ekiplerine direndi, aracının üstüne çıktı. Psikolojik heyecanla ne yaptım ben de bilemedim. Ben aracımı vermek istemedim. Bundan dolayı direnç gösterdim yani. Sivil trafik polisleri ve çekici onu indirmek için harekete geçti. Ama kolay olmadı. 25 dakika kadar direndim ben. Yani ekmek teknem elimden gidecek. Kazanan polis oldu. Uber sürücüsü aşağı indirilip 3500 lira para cezası kesildi. Aracı da bağlandı. Bize korsan diyorlar, bizim D2 belgemiz var, yol belgemiz var. Bunların hepsini devlet kurumları bize veriyor. Belgemizi veriyoruz. Şayet operasyon yapılmasaydı işte bu eşekler... Belki şimdiye kadar hepsi yenilmişti bile. Ramazan günü millete eşek eti yedireceklerdi. Kaçak et tüccarları. Kaçak eşek kesimhanelerine baskın yapıldığı görüntü pes dedirtti. Vicdansızların eşek eti ticareti az sonra Şov Ana Haber'de. Yazar Emrah Serbest 2 yıl önce alkollü araç kullanırken bir aile faciasına neden olmuş. Bir anne baba ve kızlarını hayattan koparmıştı. Yargıtay kararını açıkladı. Ünlü yazarın 13 yıl 4 aylık hapis cezası oy birliğiyle onandı. Emrah Serbest sonunda T yok. Bundan sonra benim sonumda hiçbir şey yok. Yargıtay Emrah Serbest hakkındaki kararı onadı. Ünlü yazar giden 3 can için 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2017 yılının Eylül ayıydı. Yazar Emrah Serbest'in kontrolündeki araç İzmir Aydın Otoyolu'nda bir başka araca arkadan çarptı. Emrah Serbest lüks aracından burnu bile kanamadan çıkarken çarptığı araçtaki anne, baba ve kızları hayatını kaybetti. Hiçbir şey bir genç kızın hayatı yetmez. Yere batsın Emrah Serbest. Suçu onun yerine bir arkadaşı üstlendi. Ama gerçeğin ortaya çıkması uzun sürmedi. Sosyal medya hesabında da kazayı yapanın kendisi olduğunu duyuran Emrah Serbest teslim olduğu tutuklandı. Keşke ben ölseydim o kazada. Çok özür dilerim herkesten. Alkollü olmadığını iddia eden Serbest'in kanında 125 promil alkol tespit edildi. Bilinçli taksirle 3 kişinin ölümüne neden olduğu suçlamasıyla yargılanan ünlü yazar 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararda alkol vurgusu da yapıldı. Avukatları kararı temyiz için Yargıtay'a taşıdı. Hiçbir şey bir genç kızın hayatı yetmez. Gözlerin çevrildiği Yargıtay'dan karar bugün çıktı. 13 yıl 4 aylık hapis cezası oy birliğiyle onandı. Vicdansızlar mübarek Ramazan'da piyasaya eşek eti sürecekti. Kaçak kesim ihbarı alan polis Diyarbakır'da bir ahıra baskın yaptı. 4 eşeğin kesildiği tespit edildi. 11 eşek kurtarılıp İstanbul'a getirildi. Kesilmeyi bekleyen o eşeklerin 5'inin de gebe olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri o ihbar sonucu olay yerine baskını yaptığı anda nasıl bir manzarayla karşılaşmış? 4 tanesi kesilmiş ve parçalanmış. Bunlar da tek tek kesimi bekler halde yakalandılar. Emniyet güçleri bunları yakalamasaydı ve ne olacaktı? Belki şimdiye kadar hepsi yenilmişti bile. Eşekleri kesip piyasaya süreceklerdi. Kirli planları son anda bozuldu. Yani nereye gönderiyorlar, ne yapıyorlar ama en nihayetinde bu hayvanları birileri yiyor. Küçük şehirde olsa, büyük şehirde olsa bu hayvanları insanlar yiyor. Mide bulandıran olayın adresi Diyarbakır. Gözünü para hırsı bürüyen kaçak et çetesi suçüstü yakalandı. Onlarca eşek kesilmiş, birçoğu da kesilmek üzereyken polis devreye girdi. Diyarbakır Emniyeti'nin bir ihbar sonucu yaptığı operasyon aslında kaçak et tacirlerinin halkın sağlığıyla nasıl oynadığını bir kez daha gözler önüne serdi. İşte bu 11 eşek kesim sırası beklerken yakalandı ve hemen alıkoyuldu, el koyuldu. Yani oradan kurtarıldı ama 4 eşek kesilmiş halde aynı ahırın içinde bulundu. 4 tanesi kesilmiş. Bunlar kesim sırası beklerken haberleri bize geldiğinde biz hemen bunları İstanbul'a aldık. Operasyonla ele geçirilen işte bu eşekler yıllarca yük eşeği olarak kullanıldı ve artık o kadar yaşlılar ki yük taşıyamaz hale geldiler ve işte o kaçak et tüccarları ölmeden birkaç gün önce onları kesip piyasaya sunmak için kesime verdi. Şok eden bir başka detay da içlerinde 5 eşeğin
gebe olması. Artık karnındaki yavru oluşmuş. Yani doğmasına 10-15 gün kalan bir hayvanı kesmek, bunun ne vicdani ne insani bir boyutu söz konusu değil. Bunu yapanlar sahipleri. İddiaya göre işin içinde eşek sahipleri var. Yaşlı eşekleri ya kendileri kesiyor ya da kesim için kaçak et tüccarlarına satıyor. Doğu'nun birçok ilinden sürekli kaçak kesim ihbarları alınıyor. Kesime verilen bazı eşeklerin yüz bölgesinde, özellikle burun bölgesindeki boyaları görüyorsunuz. İşte bu boya aslında onların kesime gönderileceğinin bir işareti. Kurbanlık hayvan gibi eşekler boyanmış ve kesime gönderilmiş. Kaçak kesim, bir hayvanı kaçak olarak kesip hem piyasaya sürmek, hem toplum sağlığı, hem insani değerlere aykırı, hem hayvan haklarına aykırı, korkunç bir olay. Yük Hayvanları Koruma ve Kurtarma Derneği Başkanı Okan Oflas, kesimden kurtarılan eşekler için harekete geçti. Bir ay Diyarbakır'da karantinada tutulan eşekler İstanbul'da koruma altına alındı. Operasyonda yakalananlar hakkında da adli süreç başlatıldı. Kesilmekten belki de saniyelerle kurtulan o eşekler İstanbul Silivri'ye getirildi ve burada bir çiftlikte artık güvenli bir şekilde hayatlarına devam edecekler. İstanbul Esenyurt'ta bir cani komşusunun 16 yaşındaki kızına sinirlendi. Üzerine araç sürdü, keserle başına vurdu, silahıyla ateş açtı. Sonra da elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı. O dehşet anlarında kameralar kayıttaydı. Eşkıya bak, eşkıya bak. İstanbul Esenyurt'ta sokağın ortasında dehşet saçan caninin hedefinde 16 yaşındaki bir genç kız vardı. Kadıncağızı bakın ne yaptı ya. Ne oldu, nasıl oldu kimse bilmiyor. Ama bu canavar komşusunun 16 yaşındaki kızına sinirlendi. Önce üzerine araç sürdü, sonra keserle başına vurdu. Yetmedi, silahıyla ateş açtı. Ramazan ayında böyle bir şeyler yapıyor ya. Kadıncağızı bakın ne yaptı ya. Genç kız kanlar içinde yere düştü. O cani ise aracına binip kaçtı. Aradım ben, geliyor abi, geliyor. Aradım ben, geliyor. Hareket ettin mi? Kal öyle, öyle kal, öyle kal. O korkunç anlara tanık olanlar polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Yaralı kız hastaneye kaldırıldı. Polis onu bu hale getiren caniyi bulmak için operasyon başlattı. Arzu Mertgil, namı diğer Ponzi Arzu. Perukla, makyajla kılıktan kılığa girmiş, saadet zinciri masalıyla kurbanlarını dolandırmıştı. 1050 yıl hapsi isteniyordu ama bakın ne ceza aldı. Perukla, makyajla kılıktan kılığa girdi. Kurbanlarını kandırıp dolandırdı. 1050 yıl hapsi isteniyordu ama o ev hapsi aldı. Arzu Mertgil, namı diğer Ponzi Arzu. Düz, kıvırcık, sarı, kumral, her kurbanın karşısına farklı bir perukla çıkıyordu. Bir çeşit saadet zinciri kurarak yüksek miktarda kar payı dağıtma vaadiyle 75 kişiyi toplam 13 milyon lira dolandırdı. Son vurgunun da yakayı ele verdi. Adliyeye sevk edilirken bile başında peruk vardı. Nitelikli dolandırıcılıkla yargılandı. Hakkında tam 1050 yıl hapis cezası isteniyordu ama o ev hapsi aldı. Artık duruşmalarına elektronik kelepçeyle evinden gidip gelecek. Geçtiğimiz günlerde ekrana getirmiştik. Bir adam kayınpederinin imam olarak görev yaptığı caminin çatısına çıkmış, canına kıyacağını söylemişti. Bugün Show Haber'e konuştu. İmam kayınpederine neden bu kadar öfkeli olduğunu anlattı. Kurbanımı kurtarmak için her yolu denedim. Kayınpederimle zaten konuşmak çok zor. Eline megafonu aldı, kayınpederinin imam olarak görev yaptığı caminin çatısına çıktı, yuvamı yıktın diye bağırdı. O adam neden canına kıymak istediğini Show Haber'e anlattı. Ben yuvamın yıkılmasını hiçbir şekilde istemezdim. Ama aldatma olayından sonra yapacak bir şey kalmadı. Ben kızımı çok seviyorum, Sümeyye. Ömer Kara Mahmut 13 yıllık evliydi. İddiasına göre eş onu aldattı ve evi terk etti. 6 ay önce de boşandılar ve yine iddiasına göre eşi evi terk ettikten sonra çocuğunu ona bir daha göstermedi. Eşimi yakaladıktan sonra dedim ona ki ya benden, annenden, babandan, kimseden korkmuyor musun, çekinmiyor musun? Hayır dedi.
Peki dedim, Allah'tan korkmuyor musun? Yok dedi. Benim evladımı, benim Sümeyye'mi benden koparmalarına ben dayanamam. Bu olaylara sırf çocuğum için. Yoksa eş yanlış yapmıştır, aldatmıştır. Tamam, yani insan hata yapabilir, evlilik hak, ayrılık hak. İddiasına göre yuvasının yıkılmasında kayınpederinin parmağı vardı. Önce tehditler başladı, sonra iddiasına göre eski eşi çocuğunu kaçırdı. Babası keserim seni, öldürürüm, kim buraya getirtirim, sesini çıkarma, sen kimsin, adamların var mı? Yani o tip şeylerle tehdit ediyor. Geçen hafta Ömer Karamahmut eski kayınpederinin görev yaptığı caminin çatısına çıktı. Kendini onu anlatmaya ve sesini duyurmaya çalıştı. Kayınpederimle zaten konuşmak çok zor. Yani bugün devletin en üst düzey makamında oturan bir insanla konuşabiliyorsun bir şekilde ama kayınpederimle konuşmam çok zor. Cami çatısından kayınpederine ve eşine seslenen adamın tek isteği... Çocuğumun bende kalmasını istiyorum. Aylarca inşaatta işçi olarak çalışan adam müteahhitten parasını alamayınca ortalığı birbirine kattı. Gözü o kadar döndü ki kendisini gözaltına almaya çalışan polise de saldırdı. Kolunu ısırıp hastanelik etti. Bağırdı, çağırdı. Polise zor anlar yaşatmakla kalmadı, sağdaki gözlüklü polis memurunu ısırdı. Dişlerini öyle geçirdi ki neredeyse polisin kolundan bir parça koparacaktı. Polis memuru çektiği korkunç acıya rağmen vazgeçmedi. Kolu kanıya kanıya görevine devam etti. Görüntülerin adresi Düzce. Eski Bolu Caddesi üzerindeki bir inşaat firmasında aylarca işçilik yapan bu adam parasını alamayınca ekmek bıçağıyla müteahhitin ofisini bastı, dehşet saçtı. Silah dağıt. Çevredekiler hemen polise haber verdi. Bir hamlede yere yatırılan adam öylesine inatçıydı ki gözaltına alınmamak için polisi ısırdı. Neyse ki polis güçlükle de olsa çevredekilerin de yardımıyla adamı polis aracına koydu, gözaltına almayı başardı. Isırılan polis memuruna ise pansuman yapıldı. Durumu iyi. Bazı insanlar kendi mucizesini yaratır. 19 yaşındaki Hatice Nur Savak da azmetti. Onlardan biri oldu. 10 ay gibi kısa bir sürede tam 63 kilo verdi. 110'dan 47 kiloya düştü. Ortalama bir 10 ayda 63 kilo gibi bir kilo verdim. Bunu bir uzman desteğiyle yapmadım. Kendim tek başıma başardım. 10 ayda 63 kilo verdi. 110'dan 47 kiloya düştü. Hayallerine kavuştu. Geçen seneye kadar zayıflamak benim için hayal gibi bir şeydi. Hatice Nursavak 19 yaşında Çankırı'dan üniversite eğitimi için Konya'ya ilk gittiğinde... Tam 110 kiloydu. Alışverişe gidiyordum, istediğim kıyafetleri bulamıyordum. Moralim bozuluyordu. İnsanlarla iletişimden çekiniyordum. Eski halime dair fotoğrafım yok bu yüzden. Bir sabah kalktı ve kilo vermeye karar verdi. Değişmek istiyordum. Değişmeyi kendim için istiyordum. İşe beslenme düzenini değiştirerek başladı. Sağlıklı beslenmeye başladım. Egzersiz yaptım. Her sabah kalkıp sporumu yaptım. Ve 10 ayda 63 kilo vermeyi başardı. Bu halden bu hale geldi. 110 kiloydum. Şu an 47 kiloyum. Arkadaşları büyük şaşkınlık yaşadı. Gittiğimde sen bu sınıfta mıydın? Daha önce görmedik seni. Diyorum hani bu sınıftaydım. Onu aylardır görmeyen aile ise tanıyamadı. 6 ay sonra eve gittiğimde kapıda kaldım, tanımadılar. Annem şok geçirdi. Müziğin efsane ismi, sanat dünyasının babası Orhan Gencebay ile eski Ramazanlara nostaljik bir yolculuk yaptık. İşte usta sanatçının çocukluğundaki o Ramazanlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yedim. Dediler, ne yapıyorsun? Çıkarttım hemen ama ben bilmeden yaptım. Bozulmazmış meğer. Ne sevenim var, ne soran var. Öyle yalnızım. Bizim bir Hüseyin amcamız vardı. En çok karşılığı da o verir. Hepimiz oradaydık. Boğazları hızlı kıldırırdı. Herkes yetişemezdi. Uyarılırdı hocam ne yapıyorsun gibi. Aşkın zirvesine varmak istersen bedensiz sevgi
Osman Gencebaş. Tam 50 yıldır hayatımızda olan, müziğiyle, bizleri aşılamış olduğu değerlerle çok sevdiğimiz müziğin efsane ismi değerli sanatçı Orhan babamızla birlikteyiz. Eski Ramazanları konuşacağız. Eski Ramazanlar başkaydı bana göre. Bambaşkaydı. Sevginin, saygının zirvesinin yaşandığı bir ay. Oruç tutmaya çalışırdık. 5, 6, 7, 8 yaşlarımızda tutturmak istemezlerdi. Biz tutmak isterdik. Herkes tutuyor diye. Ramazan pidesinin adı yağlıydı. Tadı doyumsuzdu. Orhan babamız pide kuyruklarına da girer miydi o yıllarda? Şimdi pidenin ayrı bir özelliği vardır. Pidenin asıl adı yağlıdır. Fırına kıymayla gider. Çiğ kıymayla. Ve fırıncı onu alır. Gereği gibi bir hale sokar. Kıymayı da içine koyarak kapar. Eve gelince pidenin karnını yarardık, yağını koyardık. O yağlı harika bir lezzet olurdu. O yağ da çok güzeldi, yerdik. O yıllarda oruç tutarken yaşadığı aksilikleri şimdi tebessümle hatırlıyor. Bir keresinde de orucumu kazayla bozmuştum. Yedim, dediler ne yapıyorsun? Çıkarttım hemen ama ben bilmeden yaptım, bozulmazmış meğer. Ramazan ayı bitince gözler bayramda olurdu. Çok iyi hazırlanırdık bayrama. Hazırlanmak isterdik. Mesela babamın takım elbisesini terzimiz ters yüz eder bana göre yapardı. Ya da kardeşlerime göre yapardı, onu giyerdik. Sanat dünyasının Orhan babası olması çocukluğundaki eski Ramazanlara dayanıyor. Beni en çok teşvik edenlerden birisi müziğe babamdır. Ona müzik yapmak istediğim zaman yaparken babam konsantre olurdu. Evde müzik yaparken herkes parmak ucuyla yürürdü. Böylesine bir saygıyla biz büyüdük. Babam da dediğim gibi beni çok teşvik etmiştir. Orhan Baba bir de mesaj verdi. Türkiye, ülkemiz çok büyük ve çok güçlü bir ülkedir. Her bakımdan. Biz yeter ki aklımızı gereği gibi kullanarak gereğini yapalım ki yaparız. Berhudar olun, sağ olun. Ne sevenim var, ne soran. Dünyayı değiştiremiyoruz. Gelin konuyu değiştirelim. Türk mutfağının en zengin köşelerinden biri Gaziantep. Lezzetleri saymakla bitmiyor. O lezzetler eşliğinde Antep'te Ramazan'da tabii bir başka geçiyor. Show Haber ekibi gitti, yerinde gördü. İşte Gaziantep'ten iftara özel yöresel tatlar. Antep'te Ramazanlar güzel geçer. Dostan kebabı yapacağız. Erik tavası yapacağız. Tarhunlu börek yapacağız. 11 ayın sultanı Ramazan'da. Gaziantep'in çarşısında, sokaklarında acısıyla, tatlısıyla kolları sıvadık iftar sofrası hazırlıyoruz. Ocakta bostan kebabı pişiyor. Taş fırında erik tava pişiyor. Bunlar geleneksel Gaziantep yemeklerimizdir. Karşınızda Antep usulü iftar sofrası. Gaziantep'te bir hanın içine girdik. Bakar mısınız şu masaya? Gaziantep'in baharatları burada. Salçası burada. Fıstığı burada. Bostan kebabı yapacağız. Bu kuzu eti. Önce dıklıyoruz. Ne kadar hızlı bir şef diyorsunuz. Maydanoz alıyoruz. Al biberimizi. Yoğuruyorum bunu. Karabiber atıyoruz. Tek elle yoğurmak lazım kıymayı. Kıyma iki elle yoğrulmaz. Şerbetlenme deriz biz. Şimdi salatasını yapacağız. Domateslerimizi yine ince ince dilimliyoruz. Şimdi bostan kebabının salatası da var. Kilo aldırmaz herhalde. Antep'te en iyi iş yapan doktorlar, diyetisyen doktorlar. Malzemeleri burada tam öldürmüyoruz. Şefim acı mı biber? O biberdi ki o zaman. Acı olmayan biberi biz biber demeyiz. Bakır kapta da Antep'e özgü. Çok şık duruyor. Şimdi bundan salatamıza gezdiriyoruz. Nar ekşisi. Süper. Doğru pişirmeye gidiyoruz şimdi. Tereyağını ateşimize koyduk. Son dokunuşla Antep fıstığıyla işte iftara hazır bostan kebabı. Geliyoruz ikinci yöresel lezzete. Erik de bana geliyor. Çünkü erik tava yapacağız şimdi. Kuşbaşı haline doğrayacağız. Eriğin çekirdeği yenebilir olacak. Antep salçamız. Karabiberimizi attık. Pul biber. Önce etimizi yerleştiriyoruz kiremidimize. Zevkadığımız eriklerimizi kiremidimizin içerisine diziyoruz. Arpacık soğanımızı serpiştiriyoruz etrafına. Ama acaba pişirmesek mi? Bu hali bile güzel. Fırınımız taş fırın.
sırada tarhunlu Antep böreği var. Bu kurutulmuş tarhun Antep peynirimizi rendeliyoruz. Bir miktar maydanoz atıyoruz, pul biber ve tarhun otumuzdan serpiştiriyoruz. Muhammed de bir güzel hamurları açtı. Ve işte iftar soframız hazır. Soframız Antep'e özgü lezzetlerle donatıldı. Bostan kebabı burada, erik tava burada. O zaman şimdiden herkese hayırlı iftarlar dileyelim. Hayırlı iftarlar Gaziantep'te. Ağız çalkalama suyu kullanıp direksiyon başına geçen sürücü hayatının şokunu yaşadı. Alkol testi sürücüyü alkollü gösterdi. Ehliyetine el konuldu. Hastane raporuyla alkollü olmadığını ispatladı ama bakın mücadelesi kaç ay sürdü. Yerin bir nefes al. Şimdi lütfen. Yani her zaman yapıyorum yani ben bunu ya. Sizden öğrendim, şok oldum, şok tepkisi. O değil ama bir başkası mağdur oldu. Gargara kullanıp trafiğe çıkan sürücü trafik kontrolünde alkollü çıktı. Ağız gargarası sayılmaz. Tabii ki de sayılır. Niye? Alkollü. Doktor veriyorsa, gargara yapmak gerekiyorsa yapacaksınız. İstanbul Ataşehir'de bir vatandaş diş temizleme losyonu bilinen adıyla gargara kullanıp direksiyon başına geçti. Trafiğe çıktı ama birkaç dakika sonra başına geleceklerden haberi yoktu. Hayatının en büyük şoklarından birini yaşadı. Çok tehlikeli ya. O şahsa rutin trafik kontrolü sırasında alkol testi de yapıldı ve şahıs alkol metrede 1.09 alkollü çıktı. 0.50 promilin üzerinde alkollü olduğu için kendisine ceza işlem uygulandı. Ayrıca ehliyetine de el konuldu. Alkol metreyle yapılan alkol testlerinde eğer itiraz varsa doktora gidilir, kan testi yapılır. Kan testten kesin sonuçtur. O sürücü de öyle yaptı. Hastaneden aldığı raporla alkol kullanmadığını kanıtladı. Ancak bu süreçte yaklaşık 3 ay ehliyetsiz kalan sürücü kullandığı ürünün alkol metre cihazını yanılttığını iddia ederek şikayetçi oldu. Genellikle kendimiz de yaptığımız için bence sayılmıyor. Daha öncesinde belki alkol almıştır, onu söylememiştir. Başvuruyu değerlendiren kamu denetçiliği kurumu itiraz sürecinin ağır işlediğini vurgu yapıp mevzuatın değişmesi gerektiği konusunda tavsiye kararı aldı. Yani artık itiraz süreci kısa sürede tamamlanacak, alkollü olmadığını ispatlayan sürücüler ehliyetsiz kalmayacak. Ceza yazmak için bahane arıyorlarsa olabilir. Sırada reklamlar var. Haberin merkezinde Şovana Haber'deydiniz. İyi akşamlar.